Merhaba arkadaşlar, asitler, bazlar, tuzlar konusuyla devam ediyoruz. Şimdi asitlerin özelliklerinden bahsettik, bazların özelliklerinden bahsettik. İşte asit ve bazlar suda nasıl çözünür bunlardan bahsettik moleküler düzeyde. Şimdi de tamamen tuz konusundayız. Yani bu video tamamen tuzların genel özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili. Şimdi tuzların genel özelliklerine baktığınız zaman bir kere iyonik yapılıdırlar. Hadi bir bakalım, mesela en iyi bildiğimiz tuz, yemek tuzu ve formülü NaCl. Metal ametalden oluşuyor. Bütün tuzlara normalde iyonik yapılı diyebilirim. Çünkü iyonik bileşiklerin hepsine zaten tuz deniliyor. İyonik bileşiklerin hepsine tuz deniliyor ama yemek tuzu dersen NaCl demen lazım. Hepsi iyonik yapıda. İyonik bileşiklere baktığın zaman moleküler yapıda değiller, kristal yapıdadırlar. O yüzden biz tuzlar içinde iyonik yapılı olduklarını bildiğimiz için moleküler yapıda değil, kristal yapıdadır diyebiliriz arkadaşlar. Bu birincisi. Biliyorsun, iyonik bileşik ve kovalent bileşik vardı. İyonik bileşikler normalde kristal yapıda, kovalent bileşikler moleküler yapıdaydı. O yüzden zaten tuzlar da iyonik yapılı bileşikler oldukları için moleküler yapıda değil, kristal yapıda deyip böyle bir yorum yapabiliriz aynı şekilde. Saf maddedir. Element ve bileşikler saf madde olduğuna göre tuzlar da saf maddedir diyebiliriz. Oda koşullarında katı haldedirler ki bunu yine yemek tuzundan çıkartabilirsin formülü NaCl. Erime kaynama noktaları yüksek. Neden biliyor musun? Çünkü İyonik yapıda oldukları için, iyonik bağ normalde kimyasal bir bağ olduğu için ve artı eksi yüklü iyon içerdikleri için tuzların erime kaynama noktaları yüksek gelecektir. Tuzlara baktığım zaman asidik, bazik, nötr olabilirler diyor. Bence çok önemli bir bilgi ve bu yüzden de turnusol kağıdına etki ederler diyor. Şimdi sen biliyorsun ki daha önceki videolardan asitle baz birleşip tuz ve suyu oluşturur ve hatta buna nötrleşme tepkimesi denir demiştik. Su her zaman oluşmuyor. Şimdi diyelim ki sen HCl ile sodyum hidroksitten tuz yap. Asitle baz tepkimeye girdi. Tuz oluştu. Sodyum klorür artı H2O. Şimdi bana diyor ki normalde HCl'ye baktığın zaman kuvvetli bir asit. Sodyum hidroksite baktığın zaman kuvvetli baz. O zaman oluşan tuz nötr bir tuzdur. Diyelim ki NH3 aldın. NH3 artı HCl ile tepkimeye soktun. Oluşan tuzu söyleyeyim sana. Su oluşmayacak ama amonyum klorür. NH3'e baktın. Zayıf baz. HCl'ye baktın. Kuvvetli asit. O zaman diyor ki kim baskınsa tuzun o özelliği gösterecek. Asidik tuz oldu. Yani tuza direkt nötr deme. Eğer yediğimiz yemek tuzu dersen evet nötr özellik gösteriyor ama tuzlar asidik özellik gösterebilir, bazik özellik ya da nötr özellik gösterebilir. Bu yüzden de turnusol kağıdını etki edecek. Katı halde kesinlikle elektrik akımını iletmiyor. Elektriği iletebilmesi için sıvısı ve sulu çözeltisine ihtiyacımız var. Çünkü sıvı halde yine yemek tuzu ile ilgili bilgi verelim. Sodyum klorür sıvısı ya da sodyum klorür altına suda yazdığım zaman ne yapacaktır? İyonlarına ayrışacak. Yani sodyum artı klor eksi iyonu oluşturacağı için elektriksel iletkenlik oluşur. Ama eğer katı haldeysen katı halde artılık eksilik oluşturmayacağı için elektriksel iletkenliği yok diye söyleriz. En son suda az ya da çok çözünen tuzlar vardır. Bunu da bilgi olarak bil lütfen. Tuzlar suda çözünüyor evet baktığın zaman ama bazıları suda çok iyi çözünürken bazıları da suda o kadar iyi çözülmüyor. Zaten ileride eğer fen seçersen 11. sınıfın konusu tamamen buna ait bir konu, orada çok daha ayrıntılı bir şekilde göreceksin. Devam edecek olursak şimdi tuzların kullanım alanlarına bakıyoruz. Müfredatta 5 tane tuzdan sorumlusun. O yüzden biz de bunların hem kimyasal formüllerini hem sistematik adlarını ve yaygın adlarını hem de doğada bulunuşlarını ve kullanım alanlarını çalışacağız. Tuzların kullanım alanı. Bizim başlığımız bu. Şimdi ilk tuzumuzun kimyasal formülü NaCl. Yani NaCl sistematik ismine baktığınız zaman burada bir boşluk bırakmışım, hemen bunu doldurayım. Sodyum klorürdür. Yaygın ismine baktığınız zaman tabii ki yemek tuzudur. Peki doğada nasıl bulunuyor? Doğada baktığınız zaman yemek tuzunu düşündüğün zaman katı halde bulunuyor.
ya da çözünmüş halde bulunuyor. Neden? Eğer suyla temas ederse biliyorsun sodyum klorür iyonik bir bileşik olduğu için suda çözünüyor, hatta çok iyi çözünüyor. O yüzden ya katı halde bulunacak doğada ya da denizin içinde, işte ne bileyim gölün içinde çözülmüş bir halde bulunacak. Nasıl o katı halde oluyor? Kaya tuzunda katı halde bulunacaktır. Ya da deniz ve göllerde az önce söylediğim gibi çözülmüş halde bulunabiliyor NaCl. Peki biz sodyum klorür yani yemek tuzunu nerede kullanıyoruz dersen, bir kere biz bunu tabii ki işte ağız yoluyla alıyoruz zaten, yani yemeklerimizin içine atıyoruz ama ve bizim için ne kadar önemli olduğunu farkında değiliz. Bazen işte çok tuzlu yeme zararlı falan deniliyor ama eğer bunu dengeli bir şekilde tüketirsen vücutta sinir ve kas hücrelerinde kullanılıyor. Ve sinir ve kas hücresi deyince tabii ki bu önemli hücrelerden işte ikisi. Vücudun su dengesini sağlıyor. Su dengesi için demek ki benim sodyum klorüre ihtiyacım varmış. Mideye baktığınız zaman midede hidroklorik asit var. Neydi bu hidroklorik asidin formülü? HCl. Ve sen aslında eğer tuz yersen mide için gerekli olan klorun da bu tuzdan sağlanmasını bir nevi sağlamış olacaksın diyelim. Bu yüzden de sindirime yardımcı oluyor. Neden? Çünkü midede HCl üretildikçe tabii ki midenin sindirimi daha kolay olacaktır. Tabii bunun aşırısı da zararlıdır. Mideyi sindirme yoluna kadar bile gidebilir. Ama sonuç olarak mide içerisinde bulunan hidroklorik asitteki klor yemek tuzu sayesinde sağlanıyor. Aynı zamanda bakın elektriksel iletkenliğinin olduğunu zaten söylemiştik. İyonik bileşiklerin sıvısının ve sulh çözeltilerinin. Aynı şey eğer biz yemek tuzu yersek, yani tuz yersek, bu durumda vücut için önemli bir elektrolit kaynağını da oluşturmuş oluruz. Neden? Çünkü elektrolit elektriksel iletkenlik demektir. Tuza baktığınız zaman sıvısı ve sulh çözeltisi elektrik akımını ilettiğine göre o zaman vücut içerisindeki elektriksel iletkenliği de sağlamış oluyor. Ayrıca başka nerede kullanıyoruz tuzu? En çok biliyorsunuz kışın yollar işte kar yağdığı zaman buzlanıyor ve sen eğer normalde buzlu yollara tuz atarsan bu durumda tuzu attığın zaman buzun kolay bir şekilde erimesini sağlıyorsun. Aynı zamanda gıdaları tatlandırmada kullanıyorsun. Bütün işte o yediğin bisküvileri işte besinlerin hepsini genel olarak söyleyebiliriz. Etlerin ve gıdaların saklanmasında kullanılıyor. Neden? Çünkü ete tuz attığın zaman ne olacaktır? Korunmasını sağlayacaksın. Daha uzun vadede işte saklanmasını sağlarsın. Aynı zamanda gıdalara tuz ilave ettiğimiz zaman ki bu nerede işte kullanılıyor? Bakın turşuya ilave ediyorsun ya da ne bileyim salçaya ilave ediyorsun ve o besin maddesinin daha uzun sürede kullanılmasını sağlıyorsun. Daha uzun süre saklanmasını sağlıyorsun. Tıp ve eczacılıkta kullanılıyor. Cam, seramik, sabun, kağıt ve tekstil boya yapımında kullanılıyor. Aynı zamanda kimyasal maddelerin üretiminde kullanılıyor. İşte kimyasal maddelerin üretimine eğer senin sodyuma ihtiyacın varsa tabii ki elektroliz ederek kimyasal maddelerin üretiminde kullanabilirsin. İlk tuzumuz sodyum klorür yani yemek tuzu. Geldik ikinci tuzumuza. İkinci tuzumuza baktığımız zaman formülümüz Na2CO3. Yani sistematik ismine baktığımız zaman arkadaşlar sodyum karbonattır. Ve bunun yaygın ismine baktığımız zaman yaygın ismi de çamaşır sodasıdır. Günlük hayat içerisinde kullandığımız bir maddedir bu. Şimdi doğada nasıl bulunuyor? Bir kere doğada katı halde bulunuyor. Çamaşır sodası evlerde mutlaka vardır. Deterjanın yanında ekstra olarak kullanılan bu çamaşır sodası hem kireçlenmeye engel oluyor. Mutlaka görmüşsünüzdür. Yani deterjan gibi katı halde bulunur. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. Doğada katı halde bulunuyor. Suda iyi çözünüyor. Zaten bu çamaşır sodasıysa ve çamaşırları yıkamak için kullanılıyor. Ki eskiden deterjan yokken çamaşır sodası kullanılıyordu. Bu durumda suda iyi çözülmesi gerekiyor. Bazik özelliğe sahip. Biliyorsun sabun, deterjan, işte çamaşır sodası bunların hepsi bazik karakterde, bazik özellik gösteriyor. Aynı zamanda nem çekme özelliği var. Nem çekme özelliği olduğu için zaten elinle temas ettiğin zaman elinin de nem özelliği yani nemini çekeceği için deformasyon sağlayacaktır. O yüzden dikkat edilmesi ve elle temas etmemesi gerekiyor. Kullanım alanlarına baktığınız zaman cam,
Cam kesinlikle arkadaşlar. Neden? Çünkü cama baktığınız zaman ana maddesi aslında topraktır, yani kumdur. Ve siz kum, sonra birazcık kireç koyarsınız, birazcık soda, çamaşır sodası koyarsınız, yine kum koyarsınız, yine kireç koyarsınız, yine çamaşır sodası koyup bunu yüksek basınçta sıkıştırırsınız. Böylece camı elde edersiniz. Yani camın üretiminde kullanılıyor çamaşır sodası. Kağıt yapımında kullanılıyor. Bakın az önce tuz da kağıt yapımında kullanılıyordu. Neredeyse bütün kimyasal maddeler kullanılıyor diyebilirim. Sabun, deterjan yapımında, üretiminde kullanılıyor. Tıpta kullanılıyor. Aynı zamanda fotoğrafçılıkta kullanılıyor, bu fotoğraf filminin yıkanmasında. Suyun sertliğinin giderilmesinde kullanılıyor. Çünkü şöyle düşünebilirsin. Normalde suda sertlik yaratan iyonları sürekli tekrar ediyoruz. Kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonları. Eğer sen normalde şöyle düşünebilirsin. Sodyum karbonat, yani çamaşır sodasını suyun içerisine attığın zaman bu sodyum karbonat suda çok iyi çözünüyor. Bakın burada yazmıştık. Çok iyi çözündüğü için sodyum normalde buradan çıktı, iyonlaştı. Yani iki tane sodyum artı karbonat iyonu diyebilirim. Kalsiyum iyonuyla ya da magnezyum iyonuyla karbonat birleştiği zaman çökelir. Bu iyonlar çökelirse o zaman ne oluyor? Suyun sertliği giderilmiş oluyor. Yani yumuşamış oluyor. O yüzden suyun sertliğinin giderilmesinde kullanılıyor diye söyleyebiliriz. Geldik başka bir kimyasal formülün, başka bir tuzumuzu, o da sodyum bikarbonat. Sistematik ismi budur. Sodyum bikarbonat. Buna da yemek sodası diyeceğiz arkadaşlar. Yemek sodası. Sodyum karbonat çamaşır sodasıydı. Sodyum bikarbonata baktığımız zaman o da yemek sodasıdır. Şimdi yemek sodası daha önce görmüşsünüzdür. Şimdi yemek sodası deyince hani şu küçük cep sodaları var ya, onlardan bahsediyorum. Bir kere gördüğünüz gibi bunlar katı halde bulunuyorlar. Doğadan nasıl bulunuyorlar bir tekrar edecek olursak, bir kere sodyum tuzları ile birlikte kalker taşları halinde bulunuyorlar. Yani doğada bu şekilde bulunuyor. Veya diyorum deniz tuzlarının içerisinde bulunabiliyorlar. Sodyum bikarbonat için söylüyorum. Ve çoğunlukla ben işte sodyum bikarbonat elde etmek istiyorsam sodyum karbonattan faydalanıyorum. Bu biliyorsun çamaşır sodasıydı. Sen çamaşır sodasını suyun içerisine attığın zaman sodyum bikarbonat ve sodyum hidroksit oluşuyor. O yüzden sen çamaşır sodasını suda çözdüğün zaman sodyum bikarbonatın direkt olarak oluşmasını sağlayabilirsin. En çok zaten elde edilme yöntemi buradan gelir. Peki biz kullanım alanlarına baktığımız zaman bir kere diğer ismi arkadaşlar yemek sodası ve kabartma tozu olarak geçer. Şimdi kullanım alanlarına baktığın zaman keki, ekmeği, işte yiyecekleri kabartmak için sen kabartma tozu kullanıyorsun. Yani yemek sodası kullanıyorsun. Şimdi yemek sodasını ne yapıyorsun orada? Keki pişirmen gerekiyor, yani ısı veriyorsun. Peki nasıl bir özellik oluyor burada? Bir kere sodyum bikarbonata baktığın zaman sodyum karbonat, karbondioksit ve su oluşuyor. Zaten normalde karbonatlı bileşikleri ısıttığın zaman karbondioksit ve su oluşmasını beklersin. Bu durumda bu açığa çıkan karbondioksit de işte kekin kabarmasını sağlayan maddedir aslına bakarsanız. O yüzden sodyum bikarbonat ısıtıldığında karbondioksit gazı açığa çıkar. Böylece kekin, işte pastanın kabarmasını sağlarsın. İçeceklerde asit düzenleyici olarak kullanılıyor. Neden? Zaten kendisine baktığınız zaman bazik karakterde, o zaman yiyeceklerin, özür dilerim, içeceklerin asitliğinin düzenlenmesinde kullanılıyor. Temizlik malzemelerinde kullanılıyor. Özellikle işte yemek sodası diş fırçalamak için kullanılıyor mesela. Temizlik maddesi olarak buradan aklına gelebilir. Kağıt üretiminde kullanılıyor ki kağıt üretiminde az önce saydığımız iki tuz yine kullanılıyordu. Yangın söndürücülerde kullanılıyor. Yine suya sertlik veren kalsiyum ve magnezyum iyonlarının çöktürülmesinde kullanılıyor. Yine az önce anlattığım gibi arkadaşlar, aslına bakarsanız kalsiyum ve magnezyum iyonları suda sertlik yaratır. Sodyum bikarbonat suda çözünüyor. Kalsiyum ve magnezyum bikarbonat iyonuyla çökeliyor. Böylece suyun sertliğinin giderilmesinde kullanılıyor. Ayrıca miden yandı. Midenin yanma sebebi çok fazla asit salgılamasından kaynaklanır. Ya da çok fazla asitli içecekler içmişsindir, miden yanar. Bu durumda sen yemek sodası, yani o cep sodasından içersen suyun içerisine atıp, katı bir madde olduğu için, bu sefer ne olacaktır? Midenin asitliğini
giderecek, nötrleşecektir. Değil mi asitle baz çünkü? Nötrleşme tepkimesi. Yani asitle baz tuz oluşturuyordu, nötrleşiyordu. Bu durumda mide yanmasını gidermede kullanılıyor. Midenin asitliğini alırsan bazda bu durumda yanması da giderilmiş olacak. Böcek sokmalarında kaşıntı ve kabarmalara engel olmak için aynı zamanda kullanılıyor. Bu da önemli bir bilgi bence. Normalde işte yazın çok fazla sivrisinek varsa eğer yaşadığınız yerde bu durumda buradaki işte kaşıntı deli gibi kaşınır zaten sivrisinek soktuğu zaman ve çok kabarır eğer gerçekten böyle sulak bir yerde de yaşıyorsanız. Bu durumda ne yapacakmışız? İşte cep sodası hemen alıyoruz, bir parça elimize ıslatıyoruz. O sivrisineğin soktuğu yerden direkt olarak sürdüğünüz zaman o kaşıntıyı da önleme özelliğine sahipmiş. Devam ediyorum. Şimdi bir tane daha tuzumuz var, o da kalsiyum karbonat. Şimdi kalsiyum karbonata baktığınız zaman sistematik ismi hemen yazalım. Kalsiyum karbonat. Nedir bunun ismi? Kireç taşıdır arkadaşlar. Yaygın ismi kireç taşı. Nasıl bulunuyor doğada? Bir kere kireç taşı, mermer, tebeşir olmak üzere 3 tane formu var. Yani evde o bangoların üstünde işte mutfak tezgahlarının tamamı mermerdir aslında bakarsanız. İşte şimdi granitler falan moda ama mermer, o beyaz olan mermeri zaten ayırt edebiliyorsun. O aslında yapısına baktığımız zaman kalsiyum karbonattan oluşuyormuş. Yani bazik karakterde. O yüzden zaten üzerinde limon falan işte kesmeyin diye söylenir. Neden? Çünkü limona baktığın zaman asit, mermere baktığın zaman bazsa o zaman asitle baz tepkime verecektir ve böyle bir koyu bir renk verecektir. Kireç taşı, mermer ve tebeşir olmak üzere 3 formu var. Nerede bulunuyor? Yine kayaçlarda bulunuyor. Sudaki çözünürlüğüne baktığın zaman sudaki çözünürlüğü çok az. Bizim vücudumuz için kalsiyum karbonat yani kireç taşı toksik bir maddedir arkadaşlar. Bu yüzden ağız yoluyla kesinlikle alınmaması gerekiyor. Biz kirece nerede maruz kalırız öğretmenim dersen eskiden İşte evler bu plastik ve yağlı boyalarla boyanmadan önce kireçle boyanıyordu aslında. Siz kireci toz halinde alırsınız, suyla karıştırırsınız ve öyle fırçayla işte duvarları boyarsınız. Ama kirece baktığın zaman o zaman işte bu işi yapan insanlar yani evini boyamak için kireç kullanan insanlar zaten dikkatli. Bunun toksik özellik gösterdiğinin ya da insan vücuduna zararlı olduğunun farkında. O yüzden ağız yoluyla zaten alınmaması gerekiyor. Bir de sen bunun suyu işte o kireci suyun içerisine bastırmak denir ona. Yani o şekilde ifade edilir. Kireci suyla birleştirdiğin zaman bir sıçrama gerçekleşir. Çözünme olduğu için çözünürlüğü az ama sürekli karıştırırsın. O yüzden deriye ya da göze geldiği zaman da bizim için de toksik bir madde olduğu için vücudumuza da zarar verecektir. O yüzden kesinlikle dikkat edilmesi gereken maddelerden bir tanesidir. Yani tebeşire de dikkat etmen gerekiyormuş bu durumda. Peki başka bunun dışında baktığın zaman kullanım alanlarına bir düşünecek olursak ilaç sektöründe kullanılıyor. Boya yapıştırıcı yapımında kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar gerçekten kirecin yapıştırma özelliği vardır. Ve o yüzden zaten inşaat sektöründe çok kullanılır kireç. Yapıştırıcı özelliğinden dolayı. Biliyorsun kireçle işte kumu karıştırırım, suyu karıştırırım, bir sıva yaparım. Tuğlaların arasına koyduğum zaman iki tuğlanın da birbirine yapışmasını sağlıyor. Tebeşir yapımında zaten tebeşirin maddelerinden bir tanesi olduğunu söyledik. Yani ham maddesi olduğunu söyledik. Cam, seramik ve işte yapımında plastik ve kompozit yapımında kullanılıyor. Aynı zamanda işte inşaat sektöründe çimentonun içerisinde mutlaka kireç var. Betonun, sıvanın içerisinde mutlaka kireç oluyor. Bir de aynı zamanda çevreye salınan kükürt gazlarının tutulmasında kullanılıyor. Bunun gibi kullanım alanları var. Şimdi biz ne yaptık? Tuzların kullanım alanlarını çalışıyoruz sizinle. 5 tane tuzdan sorumlusun dedik. Bunların 4 tanesini söylemiş olduk. Yani yemek tuzu, sodyum klorür, işte sodyum karbonat, çamaşır sodası, sonra sodyum bikarbonat, yemek sodası. En sonda işte kalsiyum karbonattan, kireç taşından bahsettik. Ve bu videomu tamamlıyorum. Bir sonraki videoda tek bir tuzum kaldı. Ondan bahsedeceğim size. Görüşmek üzere diyorum.